LoRa, düşük miktardaki verileri uzak mesafelere gönderebilmek için ideal bir haberleşme tekniğidir. Daha önce arkış mühendislik olarak 868 MHz'te çalışan E22-900T22D LoRa modülü ve monopol anten alıcı verici çifti ile bir mesafe testi gerçekleştirmiştik. Bu testte görüş hattı içerisinde 30 km'ye kadar ulaşmıştık. Ancak görüş hattımız son bulduğu için teste devam etmemiştik. Bu videonun konusu olan testimizde daha kapsamlı bir ön hazırlık yaparak yeni bir mesafe testi gerçekleştirdik. İlk testimizden farklı olarak bu test için gönderici tarafında klasik bir tüm yönlü anten kullanırken alıcı tarafına arkış mühendislik tarafından geliştirilen bir PCB Yagi UDA anteni bağladık. Mesafe testine başlamadan önce hazırladığımız alıcı modül tarafına küçük bir OLED ekran modülü sabitledik. Bu modül sayesinde her bir saniyede vericinin gönderdiği 8 karakterli rastgele bir sayının görüntülenmesini sağladık. Ayrıca gönderici ve alıcının görüş menzilini sağlamak için iki tepe belirledik. Bu amaçla heywhatsthat.com sitesini kullandık. Verici modül için Nevşehir'de bulunan Hırka Dağı isimli tepeyi belirledik. Alıcı modül için ise Ankara il sınırlarındaki Paşa Dağı isimli tepe bizim için en uygun yer oldu. Testi gerçekleştireceğimiz gün bölgede sis ve yağış beklendiği için uygun saatleri ventussky.com sitesini ziyaret ederek belirledik. Hırka Dağı'na tırmanırken hava oldukça sisliydi ve çiseliyordu. Zirveye ulaştığımızda hava nispeten açmıştı. Verici modülü stretch film ve koli bandı kullanarak yağmurdan etkilenmeyecek bir şekilde paketledik. Anten kısmını açıkta bıraktık. Modülü zirvenin hemen yamacında korunaklı bir yere yerleştirdik. Verici modülün Paşa Dağı'na doğru bakış yönünü açık bırakmaya özen gösterdik. Hırka Dağı'ndan iniş esnasında farklı uzaklıklarda testler gerçekleştirdik. Veri iletimi sorunsuz gerçekleşiyordu. Yol üzerindeki ilk durağımız 38. kilometredeki bir yol kenarıydı. Burada Yagi UDA antenli alıcı LoRa modülümüz gönderilen veriyi başarıyla aldı. Böylece daha önceki gerçekleştirdiğimiz 30 kilometrelik mesafeyi de ilk durağımızda aşmış olduk. Aynı lokasyonda klasik monopol anteni test ettiğimizde sistemin veriye ulaşamadığını gördük. Bu anten kullanıldığı zaman kesin olarak veri ulaşımının hangi noktada kesildiği hakkında bir şey söylemek güç. Ancak kesin olarak bildiğimiz şey şu ki 38. kilometreden itibaren klasik siyah monopol antenin bu şartlar altında artık veri alım işlemi için kullanılamadığı. İkinci durağımız Hirfanlı dinlenme tesisleri oldu. Burası vericiden 89 kilometre uzakta bir konum. Bu noktada da veri akışı açısından hiçbir problem yaşamadık. Üçüncü durağımız nihai hedefimiz olan Paşa Dağı üzerindeki bir noktaydı. Vericiden 123 kilometre uzaklıktaki bu güzel konumdan hem Hirfanlı Barajı hem de Tuz Gölü görülebiliyordu. Buradan da sorunsuz bir şekilde verilerimizi aldık. Line of Sight'ın yani görüş hattının açık olduğu son noktaya da aracımızı sürdük ve oradaki testimiz de başarılı bir şekilde sonuçlandı. Bu nokta vericiden tam 126 km uzaktaydı. Testler süresince verici ve alıcı modüllerin bulunduğu bölgelerde ve kuş uçuşu istikametteki hat boyunca az veya çok yağış ve sis ile karşılaştık. Buna rağmen LoRa modülü ve Yagi UDA anten çifti oldukça başarılı bir iş çıkardı. Görüş hattının korunması şartı ile sistemimizin daha uzak mesafelere de veri aktarabileceğini tahmin ediyoruz.